Sevgili izleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, ibadet etmek deyince neyi anlamamız lazım? Yani şu açıdan sormak istiyorum. Şimdi ibadet etmek deyince insan okur, bir şeyler okur, işte Kur'an-ı Kerim okur, başka kitaplar okur, hadis-i şeriflere bakar. İbadeti kendi kafasına göre anladığı şekilde yapabilir. Yani ibadet etmek deyince bunu mu anlamamız lazım? Yoksa bildirilen bir takım şartlar var da bunlara mı uymamız gerekiyor? Mustafa Bey, kitaplardan anlatılırken ibadet, abd, yani abdiyet, kulluk manasındadır. Kendini yaratan, kendisine ihsanda bulunan, kendini koruyan, kollayan, varlığa karşı minnetini, şükrünü ifade. Aczini ifade etmektir ibadet. Ama sizin sorduğunuzda efendim ben işte tamam Rabbimi tanıyorum, iman ediyorum, ibadet ediyorum. Ama da kalkarak, koşarak, hoplayarak, zıplayarak teşekkürümü, sevincimi, minnetimi ona aynı şekilde gösteriyorum. Bu mu? Öyle mi olması lazım? Yoksa bunun da bir kuralı olması mı lazım? Ha, putperestler mesela Allah-u Teala'yı tanımayan puta tapmış. Kendi kural koymuş. Bu puta işte falan zaman gelineceğim. Önünde yatacağım. Veyahut da aynı şekilde süt getireceğim, et getireceğim neyse. Mum yakacağım. Ha, mum yakacağım falan. Kendileri bir kural koymuş. Yani kendi kuralları. Kendi yaptıkları putlar kendileri bir kural koymuş. Şimdi bir insan yani kendinden üstün bir varlık olduğunu düşünüyor. Allah'a tele giden yolu bulamıyor tek başına. Bulamadığı için de yol bulmuş. Güneşe tapmış, aya tapmış, puta tapmış, onları sembolize etmiş, onlara tapmış. Onu büyük biliyor. Ona ikramlarda bulunuyor. Yani şükrünü ifa ediyor, yerine getirmeye çalışıyor. Yani o putun böyle bir kural koyma yetkisi falan yok. O put da kendi yaptı çünkü. Sembolize ederek yaptı. Kural da kendi koydu. Kural da kendisi koydu. Bazen hoşuna gidildiği zaman o kuralda değiştiriyor tabii falan. Böyle mi? Hayır değil. Gerçekten nasıl ki bir insan bile azini, şükrünü bildirmek için kendisi kurallar koyuyorsa her şeyin sahibi yaratanı, kendisine iman eden kullarının da kendisine nasıl itaat etmeleri, nasıl ibadet etmeleri lazım geldiğini bildirmiş. Dolayısıyla ibadet Allah Teala'nın bildirdiği, daha doğrusu kısa özlü İmam Rabbani Hazretleri'nin buyurduğu tek bir cümle var. İbadet emredileni yapmaktır buyuruyor. Nasıl emredilmişse, namaz nasıl emredilmişse öyle yapmak. Oruç nasıl tutulması ve hangi ayda tutulması emredilmişse orada yapmak. Hac hangi ayda yapılacaksa, şartları neyse ona uyarak yapmak. Kurban ne zaman emredilmişse, hangi ayda ve hangi zaman diliminde ve hangi hayvanlardan emredilmişse onu o şekilde yapmak ibadettir. Diğerler de öyledir. Bütün ibadetlerin hepsi böyledir. Ama şimdi adam diyor ki bu söylediğinizi belki de o da kabul ediyor ve diyor ki Kur'an-ı Kerim'de mesela namaz kılmak diye bir ifade yok. Salat
diye geçiyor. O da işte dua etmek. Yani böyle yatıp kalkmaktan ziyade dua et Allah'a Teala, namaz kılmış olursun diyor. Böyle anladığımı söylüyor. Tabii insanlar yaratan Cenab-ı Hak. İnsanlar bu şekilde böyle kendi kafalarına göre yorum yapacaklar. Elbette ki yaratanı çok iyi biliyor. Bunun için de rehberler gönderiyor. Ve bu rehberler meleklerden değil, cinden de değil. İnsanlar seçip gönderiyor. İşte o kuralları diyorum yani. Nasıl öğreneceğiz? Nereden işte, öğreneceğiz? O peygamberler vasıtasıyla bu kuralları bize öğretiyor. Yani o peygambere aleyhissalatü vesselam bir kitap, ilahi bir kitap gönderiyor. Musa aleyhisselama göndermiş, İsa aleyhisselama göndermiş, İbrahim aleyhisselama, Adem aleyhisselama, Şit aleyhisselama, Davut aleyhisselama gönderilmiş. Yani bize bildirilenleri. 104 kitap meşhurdur. Kitaplara iman konusu anlatılırken bildiriliyor. Fakat bu kitaplar anayasadır. Çünkü Allah-u Teala'nın kelamı, yani orada muradı ilahi deniyor. Yani Cenab-ı Hak orada neyi murad etti, neyi emrediyor. Bunu peygamberi anlıyor. O seçilmiş anlıyor. Eğer o peygamber de anlayamazsa tekrar aynı şekilde vahiy meleği Cebrail aleyhisselam diyor ki burada ne emrediyor Cenab-ı Hak. Ben bilemedim, anlayamadım. O da soruyor yani. O da soruyor. Evet. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam birkaç defa Cebrail Aleyhisselam'a arz etmiştir. Buradaki muradı anlayamadım diye. O da ben de bilmiyorum diye Allah-u Teala'ya arz ediyor. Ondan sonra oradaki murat budur diye tekrar aynı şekilde gelip bildirmiştir. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ayeti kerimelerdeki salatın, ayeti kerimelerdeki asrın, ayeti kerimelerde aynı şekilde rükûnun, secdenin ne olduğunu, nasıl yapılması geldiğini Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla öğreniyor ve buralarda nelerin okunması lazım geldiğini Peygamber bize gösteriyor. Onun için Kur'an-ı Kerim'de din öğrenilmez. Hatta hadis-i şeriflerden bile öğrenilmez. Hadis-i şeriflerde, çünkü hadis-i şeriflerde bile mesela belli şeyler oradaki kimsenin, soru soran kimsenin durumuna göre aynı şekilde bildirilmiştir. Hadis-i şerifler bile didik didik edilmiş. Kime, nerede, ne zaman, ne için söylenmiş? Umumi mi? Herkesi mi ilgilendirir? Hususi mi? Bir kişi mi ilgilendirir? Ayet-i kerimelerde bile var bu. Umumi mi? Yoksa belli kişiler mi ilgilendirir? Bunlar hepsini didik didik etmişler. Dolayısıyla müştehit alimlerin yazmış olduğu fıkıh kitaplarından öğrenilir din. Yoksa kalkıp da aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'den din öğrenilmez. Hadis-i şeriflerden de öğrenilmez. Kur'an-ı Kerim anayasadır. Hadis-i şerifler bunun tefsiridir. Hani şimdi tefsir yazacağım. Gerek yok ki, hadis-i şerifler tefsiridir. Senin anladığın mı, Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam bildirdiği mi? Hangisi? Tabi adamlar Kur'an-ı Kerim'i bozabilmek, kendi kafalarına göre yeri bir din uydurabilmek için hadis-i şerifleri silip atıyorlar. Bunlar uydurma diye. Ondan sonra da kafasına göre ayet-i kerimeyi yorumlamaya kalkıyor. Demin sizin vermiş olduğunuz örnekte olduğu gibi. Adam salat diyor, açıyor lügatı, diyor salat dua demektir. İstediğimiz zaman dua ederim. Öyle değil o. Salatın namaz olduğunu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerde açık net bildiriyor. Açık net bildiriyor. Bunları vakitler rumuzlu olarak, işaretli olarak bildirilmiş. Resulullah Efendimiz onu da açıklamış. Hadis-i şerif var. Kütüb-i sitede var bu hadis-i şerif. Nasıl kılınacak? Kaç rekat olacak? Nasıl kılınacak? Her namazın vaktinin başlangıcı ve sonu. Cebrail Aleyhisselam iki gün bana geldi. Bir gün ilk vakitlerinde, ikinci gün ikinci vakitlerinde biz namaz kıldık buyuruyor. Ve bana döndü, dedi ki senin ümmetine emredilen beş vakit namazın vakitleri, ilk vakitleri ve son vakitleri bunlardır. Bunların arasındaki zaman dilimidir. Bildirdi. Ve bu kütüb-i sitede mevcuttur bu hadis-i şerifler. Dolayısıyla
hadis-i şerifleri kaldırınca nasıl ibadet yapacağını bilemezsin. Ondan sonra yuvarlanırsın. Dolayısıyla nasıl yapılacağı Peygamber Efendimiz tarafından gösterilmiş. İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki nasihatların hülasası bir talebesine hitaben özü Allah-u Teala kulluk ve itaat etmenin ne demek olduğunu bildirmektir. Taat, ibadet demek Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmak demektir. Bütün sözlerini, hareketlerini, onun emirlerine ve nehilerine, yasaklarına uydurmak demektir. Her söylediğin, her yaptığın söylememen ve yapmaman hep onun emriyle olmaktır. Şunu iyi bil ki ibadet şeklinde yaptığın işler eğer onun emriyle olmadıysa ibadet olmaz, günah olur. Sevap kazanacağım derken evet. Günah. Çok açık, net, yani bizim anlayacağımız şekilde ifade etmiş İmam Gazali Hazretleri rahmetullahi teala ve devam ediyor. Eğer namaz ve oruç çiseler de böyledir. Nitekim biliyorsun ki Ramazan bayramının birinci günü ve Kurban bayramının her dört günü oruç tutmak günahtır. İsyan etmektir. Halbuki oruç bir ibadettir. Fakat emir ile olmadığından günah oldu. Nerede emredebiliyor? Ramazan-ı Şerif'te. Orada farz. Ve yasaklıyor. Ramazan-ı Şerif bayramının ilk günü ve Kurban bayramının dört günü, senede beş gün. Bu beş gün oruç tutmak haramdır. Dolayısıyla biz o beş günde oruç tutmamak suretiyle Cenab-ı Hakk'a itaat etmiş oluruz. Ramazan ayında oruç tutmak suretiyle ibadet yapmış oluruz. Her gün beş vakit namazı vaktinde kılmak, eda etmek suretiyle itaat etmiş ve ibadet etmiş oluruz. Zekatımızın ticaret malından veya paradan kırkta birini vererek Rabbimize itaat etmiş ve ibadet etmiş oluruz. Toprak mahsullerinden onda bir veyahut da yirmide birini vererek hayvanlardan durumlarına göre aynı şekilde onların nisap miktarlar farklı. Hacda, Zilhicce ayında ve belli şartları yerine getirmek suretiyle olur o. Netice olarak, hülasa olarak Allah-u Teala'nın rızasına, sevgisine kavuşmak için farzları, sünnetleri, nafile ibadetleri yapmak. Ne gibi? Bildirildiği şekilde yapmak ibadet olur. Kendi bildirilmiş şekilde değil. Nasıl bildirilmişse öyle yapılır. Sabah namazını farzı iki rekattır. Ben dört kılsam olmaz. Hayır. Değiştirmiş olursun. İki kılacaksın. Öğlen farzı dört. Seferde iki. Ya ben müsaitim, ben dört takılabilirim. Hayır. Ne emredilmişse, nasıl emredilmişse öyle yapmak. Ha, emredilenlerin dışında sen nafile, yani fazladan kendi isteğinle ibadet yapabilirsin, namaz kılabilirsin, oruç tutabilirsin. Gece 200 rekat namaz kılabilirsin. Kimse mani olmaz. Ahirette ama gece niye kalkıp da 200 rekat namaz kılmadın diye kimse hesaba çekilmez. Fakat sabah namazına niçin kalkmadın? Vaktinde niye kılmadın? Vaktinde kılmadıysan sonra niçin bunu kaza etmedin diye hesaba çekilir efendim. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de önemli bir konuda bilgiler dinledik. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Bir başka konuyu soracağız. Şimdilik hoşçakalın.